İsmail Buyur. abi, Buyur. kameradan önce konuşurken senin atandan bu tarafa çok eski yıllardan beri hayvancılıkla uğraştığını duydum. Evet. Senden başlayarak geri doğru git bakalım. Nerelisin? Koyunları, keçileri nereye götürüyorsun? Geçmişine doğru nereye kadar koyunculuk veya keçilik vardı? Şimdi bizim hayvancılığımız çok eski. Hiç olsun yakın. Çok eski. Bizim hayvancılığımız 1840 yılından berisi benli. Babamın kurt dedesi Alıcara'nın Çataldaş yaylasında mefat etmiş. Babası da olmadığı için getirememişler. Orada Uzun köyüne tepnetmişler. 1840 yılından beri bizim hayvancılığımız belli. Bizim aslımız Asarlı. Asar'dan gelme. Trabzon Akcan. Şalpazarlı yani. Tabii. Evet. Trabzon Şalpazarlı. Evet. Dedem hayvanlarını seferberlikte 400 koyun keçi macir çıkmışlar. Adapazarı'na götürmüşler. Adapazarı'nda 4 yıl kalmışlar. Orayı sevmemiş. Tekrar geri dönmüş. Geri dönünce işte Akçaba'da geldi. Akçaba'da yerleşmiş. Şu an oradasınız yani. Şu an Akçaba'da. Hangi köyündesiniz? Akçaba'nın Meşeli köyünde. Meşeli köyünde, tamam. Evet, Meşeli köyünde. Burada kaç tane keçin var? Burada benim 100 tane geçim var şu anda. Sen kaç yıldan beri çobansın kendin? Ben kendim 45 seneden beri çobanım ben. 45 seneden beri. 64 yaşındayım. Oo, maşallah. Evet. Çok mu seviyorsun bu mesleği? Bu mesleği çok seviyorum derken bu hayvan benim içimde çok büyük bir sevgisi var. Neden? Biz bununla yetiştik. Bununla yetiştik. Bunun sevgisi bize ruhumuza işlemiş. Sevmesem zaten yapmam. Sevmesem bunda bizim kazancımız yok Mehmet Bey. Bunun kazancı bitti. Bunun bazı sektörler bitirdi yani bunun ticaretini. Ticareti olmadığı için çocuklarım benden müsaade istediler. Bu bizi geçindirmiyor. Bunu bırakalım. Sen bize müsaade et, biz gidip başka işlerde çalışalım. Ben de çocukları gönüllü olarak gönderdim. Çocuklarım da tabii haklı olarak. Çünkü niye? Hayvan kendini bakamıyor. Hani bu hayvancılık bu duruma indi yani. Ben de şimdi, tabii ben bırakmıyorum. Onun için fazla mal da saklayamıyorum. Niye? Gücüm yetmiyor tabii onu Doğru. yapmaya. Doğru. Onun için ben ancak 100 tane bakarım. 100 tane hayvanım var benim. Peki, bu göç gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Tabii siz tır veya kamyon kullanmıyorsunuz. Yok, hayır. Yürüyorsunuz. Evet. Zor olmuyor mu? Şimdi biz, bizim için zorluğu yok bunun. Biz şimdi böyle sürekli devamlı gitmiyoruz. Aynı mesela şu yayla dağı nasıl bir mesafe, bir mevki. Otla da gidiyoruz. Bu yolda da aynen böyle. Yani yürüyerek yani yayılıyormuş gibi gidiyorsunuz. Yayılıyormuş gibi hayvan otluyormuş gibi gidiyor. Yani böyle devamlı sürekli olarak sürerek gitmiyoruz. Zaten hayvan dayanmaz ona. Biz de dayanamaz, hayvan da dayanamaz. Yürüseven dikenlerle yıklanacak. Anladım. Onun için biz hayvanın karnını doyurmak şartıyla biz böyle devam ederiz. Kaç gün sürer bu? Sürer 5-6 gün sürer. Oo. 5-6 gün, 7 gün. Ben şuraya 10 günde geldiğim gün var. Nereden? Nasıl? Akçabat'tan. Heh. Nasıl 10 günde geldim? Mesela ben gittim 5 kilometre. Hayvan niye otluyor? Abi ben hayvanı niye yorayım? Yormam. Orada kalır iki orada gün. Orada kalırım. İki gün mü kaldı? Konaklarım. Kalırım orada 2 gün. Hayvan etini dinlendire götürürüm. Giderken gene aynı öyle.
Bunun için yani bizim için çok, ona göre bizim teşkilatımız var. Hayvanımız var, arabam var. Tabii. Peki burada, burada şimdi gerçi berabersiniz ama burada siz nihayetinde kadın yok, çoluk çocuk bir anlamda yok. Ne içersiniz siz? Ha, şimdi burada benim, bizim göçümüz var, bizim ailemiz var, bizim çoluk çocuğumuz var. Biz tabii göçeceğiz yeni. Ben daha cumartesi günü göçümü gönderdim. Şimdi daha ha, vardı yani sizin. Vardı tabii. Ben şimdi peşime çoluk çocuk olmasa, aile olmasa ben burada hiçbir şey yapamam. Yapamam. Hala seninle beraberler yani. Destek veriyorlar sana tabii, yani. Tabii. Evet. Peki teşekkür ederim. Hüseyin Öztürk'e verelim mikrofonu. Hüseyin Öztürk benim amcam. Daha önce de söyledim sanıyorum. Benim programdaki oğlak etine gıcık oldu. O yüzden burada. Evet Hüseyin amca, dinliyorum seni. Ya ne söyleyeyim ya, siz işte yollarda eti yerken ben televizyonda izliyorum. İzlerken de işte merak ettim, işte bir defa dedim şu yol programını bir izleyeyim dedim yani. Canlı göreyim dedin evet, yani. Evet canlı göreyim dedim. Peki şu ana kadar nasıl geçti? Dağları gördün, keçi eti, oğlak etini yedin, peynir yedin. Nasıl buldun? Yani oğlak etini yedim, aşırıyım geçti. Tabii seyirciler sadece bizim böyle atölye başında oturduğumuzu görüyor. Bir de yediğimizi görüyor. Ama burada çektiğimiz kameraların tripodla gelip görmüyorsunuz tabii. Hayır, dağları... Hayır, haklı mıyız yani? Oğlak eti yemekte onu söyle. Ya temiz havası, dağların temizliği, suyu gayet güzel. Bu da yenir yani değil mi oğlak eti? Yenir yani. Burada yaşanır ama burada stres yok bir defa. Yani stres yok. 2-2-4. Oh. Bir de şu cep telefonları çekmese burada. onu konuşalım birazdan. Peki şu ana kadar iyiydi değil mi? Bir sorun yok gayet yani. Gayet güzel. Peki teşekkür ederim. Şu gence verelim bakalım. O ne diyor? İstemiyor musun? Adını soyadını söyle bakalım. Hadi. Tanıyorum canım bu kadar. Adın soyadın ne? Necati Kır. Nereden? Sen nerelisin? Nereden geldin buraya? Ben Görele Çanakçı'dan geldim. Burada çobanlık mı yapıyorsun yoksa? Çobancılık yapayım abi. Gavali var onun. Gaval çalsın. Senin gavalın var mı? Gaval var da kırıldı gaval abi ya. Kırıldı gaval. Ya bırak şimdi. Türkü biliyor musun? Türkü biliyoruz. Hadi söyle bak. İki Türk senden, iki Türk Ahmet abiden. Ahmet. Yok, var. Ahmet, bak. Dur, hadi başla. Ahmet, türkü söyleyeyim. Sırayla ya. Türkü söyleyin, her evet. Şey söyleyeyim. Hadi bakalım. Söyleyemem abi ya, Mehmet abi ya. Niye söyleyemiyorsun? Peki, tamam. İsmi de abi söylesin abi, sağ ol. Onu en son. Edin. Tamam, mikrofonu Ahmet abiye verelim. En baştaki abiye vereceğiz mikrofonu. Ahmet abi, seni biraz tanıyalım. Sen sor, ben söyleyeyim. Ben kripliyim. Önemli değil. Adınız, soyadınız, nerelisiniz, buraya ne zaman geldiniz, hayvanınız var İsmim mı? İsmim Ahmet'ti, soyadım Demir. Akçaabat'ın Aydıngöl'ündenim. Buraya ne, destek için mi geldin İsmail abiye veya? Evet, arkadaşlara destek vermeye geldim yol boyu. Seviyor musun böyle göç dönüşü falan? Çok hoşuma gider. Ben de çok yaptım bu işi. Öyle mi? Evet. Size çoban Ahmet mi diyorlar size? Evet, lakabım öyle. Çoban Hala var mı hayvanın? Şu an yok. Ne zamandan beri yok? 1-2 senede yok. Daha önce var mıydı? Vardı. Koyun mu keçi mi? Keçi. Niye bıraktın? Dizlerimden ameliyat oldum. Ha, yürüyemiyorsun abi. He. Peki çobanların kavalları meşhurdur. Türküleri meşhurdur. Zaten ben seni görür görmez dedi ki ha dedi tam adamını buldun. Türkiye'yi iyi okur dediler. Bizim de bir Türkiye okur musun? Hocam kandı dile sizi ya. Ben türkü bilmem ya. Ama Çoban Ahmet doğru da diğerlerinde seni kandırmıştılar ya. Öyle mi? Bu. Ama aşağıda dediler. Hadi kandım ama bir de burada söylediler. Bu, demek ki. Bu çoban milleti birbirini hep suçlar yani. Sen şimdi türkü bilmiyor musun yani? Ya anlamadım. Biliyorsun da söyle. Okur. Ulan televizyon açık izle ne diyeyim ya. Hiç sorma hadi. Yazdırayım ismimi şu yeni kurallara. Ey gidi Mehmet Öztürk, hoş geldin yaylalara. Bak gördün mü? Hoş geldin yaylalara. Ah lan! Kurdun sinirlerde, odur da yiyemem. Hastayım Mehmet hocam, kripliyim diyemem. Ye kısanın ismini kime çağıracağım? Çıkıp yüksek dağlara
basıp bağıracağım. Adam bir şey biliyor. Yaylım! Bravo! Peki, en son bir daha sana geleceğiz. Tamam, bu taraf sende kalsın mikrofon. Bu taraf sende kalsın. Şu dedenin kelek hastalığını bize anlat. Şimdi yaylıya göçerdiler. Gene bu bahsettiğim eski, ben 8-9 yaşlarındayım yani o civarlarda. 20 sene önce yani. Yani yok 38 yaşındayım. Hayır, yaşını biraz ufaklayayım demiştin yani. Tamam. 30 sene evvel evet 30 sene. Bir haves olurdu bizde de yani eski insanlarda da. Dedemin kelek takımı vardır bütünlük. Demin İsmet abinin bahsettiği keleğin bir büyüğü daha var. Hoppala. Şimdi ses duyunca ürktü mü? Bir peki. Büyüğü daha vardır. Büyükten küçüğe doğru takım seti vardır dedemin. Kaç tane vardır onlar? 9. 9? 9 ya 6 ya 9 tam hatırlamıyorum. Ben aldım onu kaybolmasın diye bende duruyor. Hı hı. Köyde ardiye dediğimiz çatı kısmında duruyor. Onlarla yaylaya göçerdi. Heveslik oldu. Bağlardan onu büyük tekelerin sıraya göre o bütünlük tekeydi. Her teke de götüremezdi. O zaman hayvanlar da büyük olurdu. Şimdi hayvanlardan tut insanlar nesiller küçülüyor mi? Bir anormallik var bir yerde. Var değil mi? Var bence ama. Var. İnşallah çözülür yani. Neyse çözeceğiz. İnşallah. Heveslik olurdu. Dedem keserdi bir tane keçi bir koyun. Onu gavurdu. Yani bakardı da kendine eski insanlar. Yolu o da eskiden yaylı. O zamanlar bahsettiğimde yaylanın yolu yok. Yürüme. Yürüme giderler. Akşam, sabah her yürüme giderler. Yani bir heveslik olurdu. Şimdi yaylaya göçüleyim mi? Sadece ben geliyorum. Bu da çekmeye geliyorum yani. Başka şey yaramıyor zaten. Deden senin şehir meyve, şey ürünü yemezmiş değil mi? Aynen öyle. Şehirden hiçbir şey almazdı. Şeyden ne olursa onu yerdi. Doğal yani. Doğal domatesinden tut salatasına bir bahçesi vardı. Oğlan şu karın kısmına işkembe deriz. Onun içine sütü basardı. Sütü doldururdu orada kururdu. Belli bir zaman kururdu ondan sonra onu bıçakla keser ekmekle yerdi. Çökelik derdik onu. Ama güzel olurdu yani. Doğal yerdi. Ve 106 yaşında vefat etti. Ciğerlerinin de yarısı yok. Aa. 20 yaşında bir rahatsızlık geçirmiş. 20 yaşında mı? Evet, Ankara'da. Oo. Bir rahatsızlık geçirmiş. Biz de bunlardan gördük. Yani o zamana kadar eskiler yaşardı. Ya şimdi diyeceğim ne diyeceğim bilemiyorum vallahi. Ben de aslında deden gibi düşünüyorum ama galiba herhalde bizim çocuklarımız ve piyasa bunu pek okey demeyecek gibi görünüyor. Aynen. Aynen Mehmet Bey. Değil mi? Biraz da zor yani. Zor değil mi? Peki Mustafa abi. Efendim. Mikrofonu alalım lütfen. Teşekkür ederim muhtarım. Bu dağdaki hayvanların etini sütünü biz niye yiyelim? Ne özelliği var? Çok iyi midir? Güzel midir? Dağda eti sütü bunun hekimdir. Bu hep çiçeğin depesini yer. Otun depesine yer. Bunun sütü ilaçtır yani. Bunun eti de iyileştir, sütü de. Kokuyor diyorlar. Ya kokmaz. Keçinin eti depiktir. Keçinin eti her kurudur, zaman he? İyidir. Koyunun etini, bak koyunun eti kokar. Keçinin eti, yani koyun kokar. Başka bir şey değil. Ama bunun sütü de, eti de, her şeyi bunun iyileştir yani. Peki sizde süt yapıyor musunuz siz? Yani şu oğlak dışında... peynir, evet. Yoğurt var mı? Yağ var mı sizde? Yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Yapıyoruz. İyi var mı? Piyasaya verebiliyor musunuz? Talep bulunca karşılayabiliyor musunuz? Karınca kadar ince işte. Yayla masrafı çıkıyor mu? Sütten ve yağdan? Çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Yayla masrafı çıkmıyor. Şimdi biz arkadaşın dediği gibi, İsmail'in dediği gibi mesela biz bunu değerlendiremedik. Yani değerlenmiyor. Bizden kimsenin haberi yok ki. Bir derneğimiz var. Dernek kurduk. Derneğimiz de bizden yiyor. Bu da bizden. Peki. Odan buradan şöyle sorayım.
İsmet abi gibi bir tane daha çocuğun seninle beraber olsaydı, evet, süte girer miydin? Süt yapmaya, peynir yapmaya daha çok yapar mıydın bunları? Adam elbette olsaydı mesela yani. Tabii bu yardımsız olmuyor. Tabii yardım olacak. Yardımsız olmuyor. Yardım olsa mesela ben daha fazla yaparım bunu. Değil mi? Daha çok yaparım. Belki yani şey etmesek de bile masrafımızı korudurduk yani. Doğru. Peki bu sene siz iyi kurbana şey sattınız mı? Keçi veya teke? Bu arada ilgi var mı? İnsanların keçi etine alakası nasıl? Buralarda var. Buralarda bu Torul, Gümüşhane, bu mevkide var. Bizim aşağı tarafta yok. Ben aşağı 12-13 keçi götürdüm. Satamadım. 3 tane sattım. 3 tane sattım. Tireboğlu'da. Emir'e kadar indirdim. Tireboğlu'ya indirdim. Halkalı'ya indirmedim. Almıyorlar adamlar keçi etini. Yemiyorlar. Yadırgıyorlar adamlar yani. Peki. Yani şöyle gençler var ya, bunun eti yeni mi diyor, soruyor adam. Geçin ne olduğunu bilmiyor. Eyvah. O da bizim kabahatimiz olsun. Tanımıyor adam. Doğru. Diyor ki ya geçin eti yeniyorum. Bunun eti yeniyor mu diyor. Bu ne diyor adam. İşte ben o yüzden buradayım. Merak etme. Muhtemelen sen bir şey diyordun demin keçiyle alakalı. Az mikrofon ver Mustafa abi. Şimdi süt dedi de Mustafa amca. Bir gün İsmail amcadan süt aldım. Gittim eve, benim 5 yaşında bir oğlum var. Allah başlasın. Sağ olun. Dedim bu keçi sütü hanıma ver. Verdi. Baba dedi ya dedi, bu süt daha tatlı dedi. Dedim tamam oğlum, bundan sonra getirek sana. Yani o bile şey yaptı. Ben bazen alıyorum. O bile tatlı bak. O çocuk, 5 yaşındaki çocuk bile dedi ki baba bu daha tatlı dedi. Bundan al dedi. Şu anda yiyor mu? Süt fırsat buldukça alıyorduk. Habara tabii gidecek. Ha, eyvah. Haliyle alamayacağız. Peki. Et konusunda kurbanı ben köyden aşağı yukarı buradan aldık. Aldık. Ben daha 2 senedir et yiyorum. Değil mi? Wow. 2 senedir ki köyde millet de diyor, alan arkadaşlar da diyor. 2 senedir diyor et yiyoruz. Yani kurban kesin 2 senedir. Mükemmel. Güzel. Yani. Peki İsmet abi. Buyur hocam. Senin babanın 8 tane çocuğu var. Evet. Sen kaçıncı sırada yer alıyorsun? Ben birinci sıradayım. Birinci sırada. Ha. Bir numara. Şimdi o zaman. Niye sen biraz daha büyüyünce ya bizim bütün kardeşlerimiz sağa sola gitti de ben gidemiyorum diye bırak babanı kaçmadın şimdi, yani bu dağlardan? Şimdi ben kaçtım. Bir iki sefer kaçtım babamın yanından. Kız kardeşlerim küçüktü. Bir tane de İstanbul'da Samandıra'da oturan birader var, yayla. Onu liseyi okuttuk öyle böyle. Tabii oradan o yana intihamlara girdi. İmamlığımı, o da imamlığı pek sevmiyordu. Polis olacağım falan. Askerliği geldi. Tezil ettirmedi. Gitti asker. Askerden geldikten sonra biraz da içine kapalı. İmamlığı sevmedi. Sevmediği gibi öyle düştü bu mal peşine. Şimdi bakıyorum, ben kardeşimi düşündüm. Kendimi değil bak, kardeşimi düşündüm. Şimdi liseyi okumuş bir çocuk. Baktım buraya bağlansa, o da bana sen de gel abi diyor, işte bize yardımcı ol. Babamla aram açıldı. Ben gurbeti seçtim, gurbette kalacağım. O da öyle deyince yalnız yapmak istemiyor. Bu işe ne kadar merak. 2-3 sefer aradı ben şimdi gelirken. O kadar merak. Baktım yayla da bıraksa, az önce nereden bahsettik? Dedemden beri. Bizim ismimiz Söğünü. Dedim iyi kötü gene ben bu işe döneyim. Hastamız olur, sökelimiz olur. Yayla sen dedim. Git kendini hem okumuşsun. Bir iş seç. Hı hı. Çalış. Hastamız sökelimiz olduğu zaman sen ilgilenirsin, boşta olmuş olursun, bir ayağımız boşta olsun, hep de mala bağlanmayalım dedim. O birader o şekilde ayrıldı. Bir denesi pek maldan yüzü yok. Doğdu bitti yok. Ecuralı olmadı. Yayla sana kaldı yani. Yayla işi bana kaldı. Biladerin ismi de yayla. Oradan da bahsediyorum. Yok, ihale sana kaldı, ihale. İhale bana kaldı. Onun için biz, tabii babam meraklı,
Kız kardeşlerim eziliyor. 2-3 tane kaldı. 2 tanesi evlendiydi, gittiler. Baktım çocuklar çoban. Nasıl bırakacağım? Öyle gene işte kaldı içimize sana. Gene tekrar bir merak sardı. Güzel. Budur budur. Devam ettiriyoruz. Yaş da biraz yarı yolunu buldu. Bundan sonra biz daha bir şey yapacağımız yok yani. Şükrolsun. Allah bin bereket versin. Yani ben memnunum. Peki. Niye memnunum? Ya bu saatten sonra ben elin işinde çalışamam. Boyunduruk altına giremem. Az çok kendimizi idare edecek kadar gelir de var yani. Yok güzel. Değil. İsmail abi mikrofonu alsana zahmet. Demin sohbet ederken laf arasında bu dağlarda bırakın dağın ismini, hangi dağda kaç gram su var biliyorum dedin. Evet. Bana bir anlatsana bu dağları. Bu dağların adını ne, soyadını ne, hangi dağları biliyorsun? Bir say bakalım. Şimdi Bayburt dahil. Mehmet Bey ben tarihini çok hatırlayamayacağım. Ben ilk defa Bayburt'tan, babamdan ayrıldım. Bayburt'tan ben başladım yaylacılığa. Neresinde? Bayburt'un ilk gidişim Kışlak Yaylası. Hako diye bir köy var. Hako köyünün bir dişiğinde Kışlak diye bir köy var. Oranın yaylasından ben başladım. 20 yıl ben Bayburt'ta yaylacılık yaptım. 20 yıl? 20 yıl. Ondan sonra bu Bayburt kapandı. Kapattılar bu Bayburt yerlerini. Kiralamaya kapattılar. 3 sene İzmir'e gittim ben. Erzurum İzmir'e. Orayı da biliyorsun. Tabii çok. Aynı kendi memleketim gibi iyi biliyorum. Erzincan'ın Çayırlı kazasında 2 sene yaylacılık yaptım. Oraları biliyorum. Buralar zaten bu Gümüşhane'nin bu Dorul, Gümüşhane, Şiran. Bunlar benim atamın yaylaları. Bunlar atamın yaylaları. Bizim eskilerimiz hep buralarda yayla yapmış. Ben ta Ovid'den berisini bana sen köy, yoğurt, kasaba onu sormayacaksın. He. Hangi dağından, neresinden patika yol geçiyor? Oo. Hangi dağında su gözü var? Bak bu Ahmet arkadaşımız, bunlar da bir sene bu tarafa geldiler. Dediler ki ya İsmail'i bulalım, o biliyor, o bize arıtayıcı zar verir. Bu geldi, doğru mu Ahmet Bey? Doğru. Buna tarif ettim, haritayı çizdim, verdim. Bunlar aynen devam ettiler. Şimdi ben bu dağları aynen böyle helikopterle bu dağların haritasını çekilmiş gibi ben bu kadar bilirim yani. Bu dağları. Hepsini yaşamışım diyorsun. Hepsini yani. Hepsini yaşamışım. Peki. Peki teşekkür ederim İsmail abi. Şey bu bölümün sonuna geleceğiz. Amca. Kimse türkü söylemiyor. Sıra sana geldi mecbur. Ayıp olmaz mı? Ya ayıp olmaz amca ya. Ha bu daha da üşüdük. Hadi bir türkü söyle de biraz şey olsun. Keyfimiz yerine gelsin. Ama ben öyle şey söylemem. Ya bırak şimdi sen. Ne istiyorsan sen kafana göre söyle işte ya. Evet. Söyle bakalım hadi. Yaylalar otlu olur, sütü kaymaklı olur, sütü kaymaklı olur. Allah'ın hikmetinden el kızı dağıttı olur el kızı. Bu kadar yeter. Yeter mi? Bir daha daha söyle bırakacağım seni. Yazıyı yaza yaza kurudu parmaklarım. Yazıyı yaza yaza kurudu parmaklarım. Hiç aklımdan çıkmıyor kırmızı yanakların, kırmızı yanakların, kırmızı yanakların. İsmet Bey. Hadi söyle bakalım, bak bakalım kaza geldi. Astınım beni, hadi bakayım bak. Evet söyle abi. Duman aldı dağları, ben kaldım yaylalarda. Kara gözlü sevdum gelmeyi buralara, gelmeyi buralara. Kara gözlü sevdum gelmeyi buralara.
Geçinleri eyledim dağları yamacına. Uyan Fadime'm uyan, kemençemin sesine. Uyan güzelim uyan, kemençemin sesine. Kemençemin sesine. Çayı koydum bardağa, bak demine demine. Sıvar mısın sevdam, mintanımı cebine. Mintanım ikin yaka, usandım baka baka. Geldi geçti yanımdan, yaka canımı yaka. Geldi geçti yanımdan, yaka canımı yaka. Oy nenem oy. Bravo İsmet Bey. Hadi bakalım. Yufasını bak. Evet. Türkü mü diyelim? Yani. Benim yerime de sendi. Yok yok, es geçme yok. He. Gavur dağı göçleri de yanıyor ateşleri. Gavur dağı göçleri yanıyor ateşleri. Sakın deme nenene de etleyeceğim işleri. Var et deme anana da yaptığımız işleri. Ay vuruyor vuruyor da hem vurup hem duruyor. Yaylanın çimeninde de evcimiz duruyor, kelifimiz duruyor. Oy nedir? Bravo! Oy! Bravo, devam, güzel. Abi. Lan neymişsiniz siz be? Aramızdaki dağlarda erisin de olsun düz. Aramızdaki dağlar oy erisin de olsun düz. Ulan vay anasını da gelmiş gene kara göz. Gelmiş gene kara göz oynanayım oy. Bu neymiş be ya? Bir tane daha hadi bakalım güzel. Bravo. Dayıtman olanın oy halıyaman olanın. Dayıtman olanın halıyaman olanın. Uyku yoktur gözüne de yarı güzel olanın. Uyku girmez gözüne de yarı güzel olanın oynanayım. Oy. Muhtarım sana bu... Kemalç olmadı be gibi. Tamam muhtarım sen de bu işi biliyorsun gibi geldi bana. Hadi bakalım bir ses ver. Şimdi Mehmet Bey ben yüksek müsaadenizle sıramı gerçekten İsmet Bey'e veriyorum. Yok sahiden varsa alalım ya sen biraz bu işi yok, biliyorsun gibi. Yok inan yok ama eşlik ederim bilirsem eşlik ederim. Pek... Tamam sen söyle İsmet abi eşlik etsin sana. Ya ben hakkımı büyük yüksek müsaadenizle gerçekten İsmet Bey'e peki, bırakıyorum. Peki İsmet abi hadi bakalım. Bir de İsmet Bey'den tamam, bir... Ahmet, onu vereceğiz onu vereceğiz. İsmet peki. Bey'den... Sen gel bakalım gel. Ben de söyleyeyim. Hadi bakalım kes. Evet Mustafa abi hadi lütfen. Ahmet abi de diyecek. Abone gel bakalım. Abone, gel. Ya ben karıştırırım işi ya. Kes. Gel yanıma gel. Sen buraya gel muhtarım. Ahmet abi geç Mustafa geç abi. Geç Mustafa. Abi ya geç. Allah Allah. Ya kardeşim burada geç. Ben bilemem. Ben sen bilirsin geç. Lütfen. Ya. Geç. Tamam amca bizi. Ha otur. Evet Ahmet abi sen başla hadi. Onu en son. Önce bir ısınsın biraz daha yeni geldi. Ateş atayım mı? Yakayım ateşi. Hadi evet. Ahmet abi şimdi dinliyoruz çünkü. Şimdi hocam bari. Sanatçı. Yayla zamanı geldiği zamanlar. Hı. Köşler bizim oralarda temi yerindeyse gugo bağırır. Ha. Söyle de ben de o Gugu'yu lütfen affedersin yenge önü üzerine bir dürgü yaptım. Hadi bakalım. O yengenle yaylaya vardık. Aslanım ya. Benim be. Eski günlerim benim hadi. Güzel. Yakarım sigaramı acı çıkar tumanı. Gugum neredesin bağır. Geldi yayla zamanı. Geldi yayla zamanı. Uşmaz garip kugum var sırtında abası. Kugum bir de bağır. Geldi göçer abası. Geldi göçer abası. Çoban Ahmet'ten selam. Paşalara ağlara. Göceyle dukugumlan ınsız ınsız dağlara. Yüksek yüksek dağlara. Var müdür acak alan.
Bu çobanın haline kugomla yuva yaptık. Sarı camın derline, sarı camın derline. Ettin kendi kendine, kime ne diyeceksin? Kar yağı dağlarda kugomuş yiyeceksin. Kugomuş yiyeceksin. Kayvana çobanlığı yaptım da oldum usta. Uşuttu garip kugomda, ememe doldu hasta. Geçmiş olsun. Hocam oldu hasta. Kalırsa yaylalara, kezer yürek yangını. Kugom bir de bağır, keçi vursun çangını. Keçi vursun çangını. Bir kurşuna atacağım ben o kahvefele. Kugom bir de bağır, tege vursun gele. Tege vursun gele. İki taş arasında hocam bağırdı beri. Soğukladı yaylalar, şimdi dönelim geri. Şimdi dönelim. Yazacağım bir mektup o dertli anasına. Hocam dönelim geri Azer yaylasına. Köyümün yaylasına. Çağırdı sordu bana, ula çoban nereye? Orada soğuklarsa bak, ener hükmez eriye. Ener hükmez eriye. Konuştuğumuz gibi ekugom olacaksın. Peneneyim seyle, sen göyde kalacaksın. Çoban Ahmet değiller, kolay gelir dile. Sen göyde kalacaksın bak, ineklerinle bile. İneklerinle bile. Konuştuğumuz gibi garip kugom olacak. Peneneyim seyle bak, koyunlar doğuracak. Koyunlar doğuracak. Kar yağdı mı dağlara, Mehmet Öztür kuşuruk. Gene çiçekler açar bak, dağlarda buluşuruk. Bir Allah'ın kulü lan, daha yetmem kelamlar. O Ziraat TV'ye de olsun benden selamlar. Al bakalım şimdi canım Halim. Mustafa abi, bir dakika geç kaçma. Bir dakika, ver. Çok teşekkür ederim Ahmet abi, Allah razı olsun. Ben harika de teşekkür söyledim. Ettim. Mustafa buralara abi. Sürdün geldin çıktın bütün arkadaşları. Buralarda sohbetleştirdin, ateşini yaktın. Göründülerini aldın. İyi değil mi? Ortam değil mi? Bir yerlere çok güzel bir ortam. Bunu senin gibi bir Allah'ın kulübü çileği çekmez bu dağlar. Harbi konuşurum ben. Yiğidi öldür hakkını yama. Peki çok gecenin teşekkür. Bu saatinde. Tamam. Bu ayazda. Şimdi Mustafa Alimen'den. Hadi bakalım. Hadi bir alkış, bana alkış ya. Evet. Hadi bakalım, hadi. Ne diyeyim ben? Türkü. Türkü mü? Mustafa abi. Ne diyeyim? Doğru bir. Ne diyeyim? Topuklarından başla. Lan nerede bulacık? Peki hadi bakalım. Oy ne. Ulan bilmiyorum ki yani. Neyi bilmiyorsun ya? İnanmıyorum. Biliyor. Türkü söyleyeceğim de acele diyeceğim. Türkü söyleyeceğim acele diyeceğim. Türkü sevda getirmez gönül leyli yiyeceğim. Türkü sevda getirmez de gönül leyli yiyeceğim. Omuzumda tifelem yağlamadım kesilsem.
Omuzumda tifenemde yalamadım ki silsem. Adam sevdiği yerden nasıl yanıyım bilsen. Adam sevdiği yerden adam nasıl yanıyım bilsen. Oturalım bir yerde eden karar değilim karar. Anan sevdalık bilse de seni sırtıma sarar. Anne sevdalık bilse seni sırtıma sarar. Devam. Gelmiyor mu? Peki tamam. Yarın akşam da söylersin değil mi? Söylerim. Tamam peki. O zaman ezberlerim yarın söylerim. Yarın akşam Kemence var söyleyeceğim. Söz mü? Kemence bulacağız. Tabii hadi bakalım. Tamam. Peki. Tamam. Kürt'ün derasına düştük mü sıkıntı yok. Kemence çok. Yarın akşam Allah izin verirse geleceğim ben. Tamam gel. Tamam. Ne zaman geldin? Geleceğim. Peki. Çok teşekkür yani ediyorum. Yarın akşam inan al yani. İç yemiş daha keseceğiz Allah izin. Hadi bakalım. İnşallah. Şimdi az önce Ahmet abi dedi ki benim için bu çileyi kimse çekmez dedi. İsmail abi az önce bu işi bütün zorluğa rağmen sevdiğim için yapıyorum dedi. İsmet Bey de aynı şeyi söyledi. Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Benim bu dağlara yemen edenim tamamen sizin gibi eziyet çeken insanların keçilerinin etinin, sütünün satılması içindir. Allah razı olsun. Bunu önemsiyorum. Çünkü ben bugün o dağları gezdim. Bu dağları ben bir saat gezdiğim zaman aldığım nefesi ve enerjiyi biliyorum. Amcam az önce stres yok dedi. Ben bu dağda 2 saat, 3 saat piknik yapmaya gelince rahatlıyor isem, bu dağda 4 ay, 5 ay, 6 ay gezen keçinin, koyunun veya herhangi bir hayvanın benden herhalde kaç bin kat daha iyi olması gerekiyor. Biz o zaman niye bunu görmeyelim? Demin dedin ya kimse bizi tanımaz, denekler bilmiyor dedin ya. Evet. Ben buradan ilan ediyorum. Kim nefis dağlarda koyun, keçi üretiyor da pazarım yok diyorsa, benim de adımı duyur diyorsa beni arasınlar. Ben o dağa gideceğim. Çünkü Allah'ın kendi kendine bitirdiği, gübre atmadığınız, para harcamadığınız bu dağdaki otları bu keçiler paraya çeviriyor. Bu dağlar altın basıyor. Ama keçi yerse basıyor altını. Aynen. Keçi yemezse altın bu dağda yok. Teneke bile yok. Evet. Ama keçi yerse var. O zaman bu keçiyi kim bakıyorsa, kim peşinde gezip ömrünü veriyorsa, 200 yılını veriyorsa, bence bu ülke insanının, tüketenlerin, üretenlerin, devletin bu insanlara madalya vermesi lazım. Altın madalyanın en iyisini vermesi lazım. Bırak sigortayı mugortayı, bırak kızımız vermeyi. Bunlar hikaye. Kızımızı bir şekilde verirler ama ben bu insanların yani bu dağda çobanlık yapan herkesin mukaddes olduğunu. Hatta daha da ileri gidiyorum. Muhtemelen dedi ya kimse bakmıyor diye. Kim çobanlık yapıyorsa onun heykelinin dikilmesi gerektiğini inanıyorum. Heykeli dikilmesi lazım bu insanların. Aynen. Çok net söylüyorum. Zaten az kaldı. Bir süre sonra heykel dikmeye devlet para ayıracak. Heykeli dikecek, çoban bulamayacak. Bulamayacak, evet. Bak bunu da söylüyorum. Aynen doğru. Ben de o yüzden yarın bir gün heykelini dikeceğimiz çoban bulalım diye buradayım. Sadece bunun için buradayım. Allah razı olsun. Hiç de sıkıntım yok. Çok da mutlu oldum Ahmet abi. Çok sağ ol. Sahiden çok güzel oldu. İyi ki canlısın İsmet abi. Çok sağ ol. Ben çok mutluyum. Şu ana kadar harika gidiyor. Sağ olun. Vallahi mükemmel gidiyor. Beni kırmadınız, geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayır, tamam kırmadım ama şu muhabbete bakar mısın? Bak, Neşe'ye bak. Türkiye'ye bakar mısın? Türkiye'nin neresinde milyarder var da bu kadar rahat türkü söyleyebiliyor? Nerede imkanı mı? Kimse söyleyemiyor ki. Bir de mutlu değiller. Stres var, stres. Mutlu değiller Mustafa abi. O yüzden ben kesinlikle bu işi zevkle yapıyorum. Kim de çağırırsa ama en az 500 tane istiyorum yalnız. 500'den aşağı da beni yormasınlar bir zahmet. 500 tane keçi ve koyun olursa o dağda yatarım ben. Onunla çobanlık yaparım. Bir iki gün orada kalırım. Aşağı göçerim. Şeyin Google'su gibi yukarı göçerim. Ahmet abinin bu işi yaparız. O yüzden ben sizi kutluyorum. Ama eğer biraz daha konuşursak sabahleyin uykusuz kalacağız.
Bu arada nerede yatıyorsunuz abi? Yeri var mı? Bizim buradan. Var abi. He? Yer var. Sıkıntı yok. He? Var. Kapıda mı yatacağız, içeride mi yatacağız? İçeride. Ne demek ya? Kapıda yatılır mı ya? Hayır, ben sabah kadar şey bekleyebilirim yalnız. Keşke. Yarın akşam ana dışarıda yatıyoruz. He? Öyle mi? Yarın akşam. Çadır yapacağız. Çadır yaparım. Çadır. Neyse. Peki. Çadır yapacağız. Bir saniye mikrofonu sık konuşmayalım çünkü ses yok. Ver mikrofonu muhtarıma. Ben de bayağı duman yedim bugün ha. Ben de seviyorum duman. Ya ben de onu diyecektim. Ha, şimdi gerçekten güzel. Ya şu türküyü inan. Şu televizyonlarda türkücüler var ya, türkü söylerler. Bir zaman prova yapıyorlar. Yok şuranı düzelt, buranı düzelt, sesini düzelt. Ulan arkadaş ya. Şu diyor ki bir de ben bilmiyorum diyor. Ya mükemmel ya. Değil mi ya? Yani dünyayı dolaşsan bulama mümkünatı yok. Yok değil mi? Ya, gerçekten öyle. Doğal doğal. Seneye Allah izin verirse, seneye ömrümüz olursa bu ekibi gene ben burada istiyorum. Bak bak, demin kimdi? Bak. Çok etkilemeyin diyordu, bir daha gelir diyordu az önce. Şimdi çağırıyor. Süt konusunda da ben bunlara sözünü veriyorum bak. Süt makinesini alacağım. Aha. Bak bir dakika işte, bak geldi. Süt makinesi alacak, güzel. Jeneratör. Elektrik getirme şansımız yok. Baba çok kolay. Güneş enerjisi alın ya. Jeneratör almayı. Var, o da olur ama çalıştırmayacağını şeyi. İyi. Çalıştırıyor. İyi çalıştırıyor. Büyüğünü alırsa. Neyse, cenneti de alırız. Önemli değil. He? Bunlar yeter ki keçiyi getirsinler. Bak bak bak, bir dakika, ne diyor? İsmet abi duydun mu? Evet, duyuyorum. Keçiyi getir diyor. Jeneratörlü süt makinesi benden diyor. Ya o daha değişik mi onların süt makinesi? Sağır mı, küçüğü mü, büyüğü mü? Ben anlamam. Ben size onu bulurum. İki tane. Ben tanıyorum. Gerekirse üç tane. Öyle fazla bir şey değil onlar. Hocam bunu hayvanın memesini biz tabii kullanmadığımız için bize abes geliyor. Acaba hayvanın memesini sıkma... Yok oğlum canım. Şimdi hocam biz bunu görüyoruz çiftliklerde. Adamın özellikle de senin programlarında ben bunu seyrettim. Adamın Adanalarda işte Akdeniz bölgelerinde görüyorum. Çiftliklerine giriyorsun, hayvanı var. Bakıcısı var, süt makinesi var. Acaba siz tabii bunu biliyorsunuz, gördünüz. Hayvanın memesini böyle eziyor mu? Hayır hayır hayır. Senin daha iyi o. Pamuk gibi, pamuk hiç merak etme. Fıstık gibi, o otomatik o. Alışıyor ona. Birkaç gün idare edersin vaziyeti. Sorun yok. Evet. Rahat ol, hiç endişe yok. Ver mikrofonu. Onu yol da getireceğim buraya, sıkıntı yok. Yol, şu yakın gerçi ama yolu da alacağım buraya. Olsun. Allah izin verirse. Güzel, peki. Bak bütün sözü aldınız, gördün mü? Şimdiye kadar mutlaka buradaydınız, bir şey yoktu. Bak ben geldim, bak her şeyi veriyor. Ben sağ geçen kebir, kebir süt var ya, süt alıyor. O torla uğruyor. Geçen tesadüf sordum dedi, 5 liraya alıyoruz. Ama dedi buraya getireceğim dedi, ben oraya çıkamam. Sütü sordum tamam. Ben. 4 lira 5 lira dedik. Bu keçi sütü daha farklı olması lazım da 5 liracı 4 liracı dedim. Daha da yaylı bu şey değil, inek sütü değil yani. Şu anda bazıları öyle yapıyorlar. Keçi sütünü şeye katıyorlar. Keçi sütlerine ve oradan daha kaliteli ürün üretiyorlar. Neyse, bu konuyu çok uzadı program. Bence şöyle yapalım. Şimdi bitirelim. Yarın ikindi vaktten sonra, yani tam gece olmadan gideceğimiz yere ulaşabilirsek biraz da gündüzü de yakalamış oluruz. O da yavaş yavaş ateşimiz, bilmiyorum o da var mı, o saat orman mıdır orası gideceğimiz yer ama. Yok değil mi? Yok. Yarın akşam geleceğimin sözünü de vereyim. Odun, gerçi görüşürüz, odun modun ne gerekirse alın. Neyse gelirsin. Bu ortamı yarın yap, şu ateşi yap, başka bir şey istemiyoruz. Sıkıntı yok. Yok değil mi? Yok. Peki. Peki, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın sabahleyin saat güneş doğar doğmaz kalkacağız. Bizim de kalkmamız gerekiyor çünkü biz şu keçileri yatarken göreceğiz, yola çıkarken göreceğiz. Kerek melek şu çikereyi yaramlık mıydı o? Yaramlığı evet, takarken göreceğiz. Yola çıkarken veda ediyor. Aslında burada kişiler mutlu ama dağlar muhtemelen ağlıyordur. Ağlıyor. Aynen. Bu dağların kesinlikle ağladığına inanıyorum ben. Çünkü ben bile az önce gelirken, en son ben geldim. Beni İsmet abi gördü. Herkes geldi, ben geldim. Arkaya bir baktım abi. Kimse yok. Otlara baktım. Üzülmüşler. Mahzundu otlar bugün. Taşlar keçi gidiyor diye. Çünkü bu keçi bu dağların gerdanlığıdır. Gerdanlık. Aynen. Hayır, süsü, altını, ziyneti. Bu dağlar keçiyle mutlu oluyor. Onu da seviyor. Onu da seviyor. O yüzden üzülüyor ama olsun. Biri üzülecek, biri sevinecek yani. Bu dünya böyle. Bahar peki. Bahar geldi mi sevinecek. Varget çiçeğim burada abi. Ahmet abi. Varget çiçeğimi aldım cebime koydum. Ahmet bize iki türkü daha söylesin de kapatalım. Şu varget çiçeğimi bir şeyler de.
Ver bakayım mikrofonu. Madem istek var hadi söylesin bakalım. Ben diyeyim az. Ben diyeyim bir tane çünkü. De hadi bakalım de. Benim var ye çiçeğim, okşayıp seveceğim, okşayıp seveceğim, okşayıp seve. Üzülme çiçeğim, bağırın geleceğim, bağırın geleceğim, Mayıs'ta geleceğim. Oy nenem oy. Peki. Baro. Çok teşekkür ediyorum. Sen baba. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi tamam. Yarın gelin Ahmet abi inşallah. Programı görüyorsun, bitiremedim. Biraz akışına bıraktım. Hani Muta dedi ya, dedesi cansız neydi? Cansız Hasan. Cansız Hasan natürel doğa diyordu ya. Ben de bu doğada herhalde böyle yönetmen varmış gibi. Oğlum kes, 3 dakika ver falan diye ona bakmadım tabii ki. Çünkü bu doğada buna bakılmazdı. Sağ olsunlar Ahmet abi baştan biraz hafif durdu. Bak açıldı. Sevgili genç zaten üf yaktı beni zaten yani. O başka bir şeydi. Tamam sorun yok. Ama sağ olasın. Meğer burada sanatçı bir sürüymüş. Amcam dahil buna. Burada maalesef çok bereketli bir yer burası. Sahiden bu dağlar bereketli arkadaşlar. Bu dağlarda gezenlerin malını alın bir. Onlara kız verin iki. Ey devlet yetkilileri. Bu insanlara sigorta falan az. Daha çok şey vermeniz lazım. Yoksa bu dağlar boş. Bu dağları birisi dolduracak. Bu dağları koyun, keçi dışında birisi doldurursa Ankara'dakiler, Gümüşhane'dekiler de rahat yaşayamazlar. Şimdi bu kadar söylüyorum. Artık veda edelim. Gözüm çünkü dumandan iyice yandı. İyice yaş akmaya başladı gözlerimden. Aslında kesmek de istemiyorum. Tadı çok güzel. Ama hani bir derler ya tadında bırakalım diye. Bana göre iyi final yaptılar. Bütün konuklarımıza, bütün dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Teşekkür beklediğimin, hani diyor ya Bülent Ersoy, fevkaladenin fevkinde. Yani en üstünün üstünde bir performans ortaya koydular sağ olsunlar. Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bilmiyorum programın neresindeyiz, bölümünde miyiz bilmiyorum. Herhalde uzadı biraz ama bölümünü falan boş verelim. Şimdi akşam oldu. Yarın sabah buluşmak üzere. Şimdilik veda edelim.